Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Tirenvise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel kundak yelek modelinin anlatımını çalışacağız. Çok güzel ve çok klasik, çok eski bir modeldir. Krovize bir şekilde bebeğinizi sarıp muhafaza edebilen, soğuk kış günlerinde sıcacık tutan bir yelek modeli arkadaşlar modelimiz çok kolay o yüzden hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan bütün arkadaşlarım örebilirler. Ben benekli bir ip kullandım tam bir yumak ip kullanmış oldum. arkadaşlar 100 gram ağırlığında 300 metre uzunluğunda kar topunun benekli bebe serisini kullandık ve artan ipimiz bu oldu. Ee, bir adet düğme kullanıyoruz kroveze şeklinde dönen aynı zamanda bir bağcığı olan model. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Şu gördüğünüz kuşakla beraber yelek sarılıyor. Şöyle bebeği saracak şekilde geliyoruz. Burada bir ilik çalışmamız var, büyükçe bir ilik çalışması ve kuşağımız yeleğimizi saracak şekilde dönüyor sırt kısmından ve geliyor buradaki ilikle birlikte birleşerek çok böyle bebeği saracak şekilde bir tam bir kundak gibi bir çalışma olmuş oluyor arkadaşlar ee, ölçülerini vereyim ee, bir yaş bir buçuk yaşa kadar e, kullanılabilecek büyüklükte oldu en ve boy ölçülerini santim olarak da sizlerle paylaşayım Yeleğimizin omuzdan etek ucuna kadar olan uzunluğu 34 buçuk 35 santim arkadaşlar. Yeleğimizin eni de 25 buçuk 26 santim civarı. E şu kol evimizin olduğu yer yine santim olarak 14 santim. Ee, başka ölçü verilecek yer var mı? Yok. Yaka kısmımız var. Şu yaka genişliğimi de size söyleyeyim. 12 santimde yaka çalışmamız. 11,5 cm hatta. Böyle güzel bir yelek çalışmasını e, şimdi hep birlikte öreceğiz. Böyle çok çabuk örüp bitirebileceğiniz e, ne zaman başlayıp ne zaman bitirdiğinizi anlamayacağınız çok güzel bir bebek modeli. Evet arkadaşlar şayet modeli beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Güzel yorumlarınızı bu modelimle ilgili de sizlerden bekliyorum. Ve henüz bana abone olmayan kanalımı yeni izleyen arkadaşlar varsa abonelikler ücretsizdir. Abonelik sırasında ya da sonrasında sizden herhangi bir ücret talep edilmez. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi hazırsak bu güzelliği hep birlikte örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar yeleğimize Kar Topu marka Benekli Bebe serisinden böyle güzel kendinden benekleri olan isminden de anlaşıldığı gibi güzel bir bebe ile başlayacağız. Biraz ince bir ip, 100 gram ağırlığında ve 300 metre uzunluğunda ipimiz modelimiz için böyle ince bir ipe ihtiyacımız var. Şayet ee, 250 metre uzunluğunda 100 gram ağırlığında iplerle örerseniz benim ördüğüm büyüklükten daha büyük örgü elde edersiniz arkadaşlar. İpinci olduğu için 3,5 numara örgü şişiyle örgümü başlayacağım. Örgümüze 9 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar. Klasik ilmek atma tekniğiyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek atarak başlıyoruz. Ardından haroşa örgülerle birlikte 9 ilmeğimizi örüyoruz. Evet, örgümüzü çeviriyoruz. Yine haroşa örgülerle örmeye devam ediyoruz. Birkaç diş haroşa örgü öreceğiz. Ardından yeleğimizde bir tane ilik çalışması var. O ilik çalışmasını yapacağız ve yeleğimizi örmeye devam edeceğiz. Evet bu şekilde iki diş boyunca haroşa örgümüzü ördük. Dört dişe tamamlayalım ve ilk ilik çalışmamıza başlayalım. Evet örgümü 1 2 3 4 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi ilk ilik çalışmamızı yapacağız. Daha doğrusu ilk ve son ilik çalışmamızı yapacağız. 1 tane iliğimiz olacak. 1 2 3 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Sonra şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm ve ilik çalışmamı gerçekleştirdim. Ardından 1 2 3 ilmeğim var. Sıra sonunda örerek eee sıramı tamamladım. 4 sağda, 4 solda e, haraşo örgüm var. Arada da 1 ilik çalışmam var. Şimdi arkadaşlar şöyle birkaç diş haraşo boyunca var olan 9 ilmeğimizi örelim. Ardından artırma çalışmalarımız var. Artırma çalışmalarımızla çok kolay bir şekilde, çok keyifli yeleğimizi örmeye devam edeceğiz. Evet, ilk dişimi ördüm. İlik çalışmamdan hemen sonra şimdi bir diş daha örelim. Evet iki tane iki kez ördük bunu üçe tamamlayalım biraz mesafe olsun sonra artırmalara başlayacağız dokuz ilmeğimizle örgümüze başladık ilik çalışmamızı yaptık ve yine dokuz ilmeğimizle birlikte haroşa örgü olarak ördük toplamda ilikten sonra 1 2 3 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüş olduk Evet şimdi artırmalara başlayacağız arkadaşlar İlk iki ilmekten sonra ve son iki ilmekten önce örgümüzü artıracağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz 1-2 ilmeğimi örüyorum ardından bir gizli artırma yapıyorum sonra örgüme devam ediyorum son iki ilmek kalana kadar haroşa örgüyle örüyorum son iki ilmek kalınca gizli artırma yaparak bir artışta buradan yapıyorum Evet arka sırada var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum Ön sıralarda artıracağız. Arka sıralarda var olan ilmekleri sadece haroşa örgü olarak öreceğiz. Bu şekilde yeleğimizi artırarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Arka sırayı ördük. 9 ilmeğimiz vardı. İlk 2 ve son 2 ilmekten Önce ve sonrasında birer ilmek arttırdık. Yani 11 ilmeğimiz oldu. Hep 2 ilmek 2 ilmek artarak ilerleyecek. Yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından gizli artırmamı yapıyorum. Sonra haroşa örgülerle örgümü örmeye devam ediyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Yine ipimi dolayarak şişime takıp bir gizli artırma yapıyorum ve son iki ilmeği örerek sıramı tamamlıyorum dönüyorum arka sırada var olan ilmekleri örüyorum 11 ilmeğimiz vardı sağda ve solda birer ilmek arttırdık ve bizim artık şişimizde toplamda 13 ilmeğimiz oldu arka sırada 13 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön sıradayım. Yine 1 2 ilmek ördükten sonra gizli artırmamı yapıyorum. Haroşa örgülerle son iki ilmek kalana kadar ilerliyorum. Son iki ilmeğim kalınca yine bir gizli artırma yapıp Sıramı tamamlıyorum. Artmaya başladı, görüyorsunuz arkadaşlar. Yine arka sırada var olan ilmekleri haroşa örgü olarak örüyorum. Arttırdığımız ilmekler de dahil. Yine iki ilmek arttırmış olduk, sağdan ve soldan yaptığımız artışlarla ve bu şekilde arkadaşlar her ön sırada artışlarımızı yapacağız. Arka sıralarda var olan ilmekleri örerek şöyle genişleyerek istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar artırma çalışmalarına devam edeceğiz. Anlaşılmıştır. Çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım çok kolay bir şekilde örebilirler. Şimdi istediğimiz ee, artırma sayısına ulaşana kadar böyle devam edelim Ondan sonra tekrar e, modelin geri kalan kısmını Örmeye başlayalım Evet sağdan ve soldan artışlarımı yaptım toplamda 63 ilmeğe ulaşana kadar örgümü artırdım bu şekilde bir örgü elde etmiş olduk. Bu artışlar bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi şu örgümüzün düz tarafında e, yakamıza doğru bir artış çalışması yapacağız. E, bebeğimizin boyun ve yaka kısmının olacağı yer. Burada tam 12 ilmek artış yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz elinizin alıştığı şekilde yapabilirsiniz. Ben örerek artışlarımı yapıyorum. İlk ilmeği örüyorum. içinden çıkardığım ilmeği şişime takıyorum. Bir. Yeni çıkarmış olduğum ilmeği örüyorum. Yeni ilmeği içinden çıkarıyorum. Şişime takıyorum. 2. Örüyorum. Şişime takıyorum. 3. Örüyorum. Şişime takıyorum. 4. Örüyorum. Şişime takıyorum. 5. Örüyorum. Şişime takıyorum. 6. 7. 8 9 10 11 ve son kez örüyorum. Şişime takıyorum 12. 63 ilmeğimiz vardı. 12 ilmek ilave ettik. 65 75 ilmeğimiz oldu. Şimdi 75 ilmekle birlikte örgümüze devam edeceğiz. Var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. Artırdığım 12 ilmeği ve ardından 63 ilmeği toplamda 75 ilmeğimi haroşa örgü olarak örmeye başlıyorum. Evet. Bu şekilde yaka ve omuz çalışması yaptık. Şurası tam omuz birleştirme yerimiz olacak. Bu şekilde birkaç diş haroşa örgü öreceğiz. 75 ilmekle. Sonra küçük bir örnek çalışması yapacağız. Modelimiz biraz böyle e, sadeliğinden uzaklaşsın. Biraz daha göze görünür. Sevimli bir model çalışması olarak çalışıp devam edeceğiz. Şimdi birkaç diş haroşa boyunca örgülerimizi örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet omuz için artışlarımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 diş boyunca haroşa örgü olarak örgümü ördüm. Şimdi küçük bir ajur çalışması yapacağız. Daha güzel görünmesi için benden istenen görselin birebir aynısını uyguluyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek haraşo örüyorum. 2 4 altı. Ardından şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişime ipimi doluyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Hep bu şekilde devam ediyoruz. Şişimize ipimizi doluyoruz. Ardından sıradaki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde devam edelim doluyoruz iki ilmeği birlikte örüyoruz bu şekilde ilerliyorum en son doluyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum 2 4 5 ilmeğim var bu 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum örgümüzün arka kısmında var olan ilmeklerin tamamını yine haroşa örgü olarak örüyoruz doladığımız ilmekler ve diğer ilmekler hepsini haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım Sıra sonuna kadar var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ajur çalışması yapmış olduk. Ve bir diş haroşa boyunca yine örgümüzü örmüş olduk. Bu haroşalarımızı 4 dişe tamamlayalım. Ardından ajur çalışmasının birebir aynısını tekrar uygulayalım. Yani bir diş haroşa örgümüzü ördük. 4 diş daha haroşa örgü örelim. 3 diş daha haroşa örgü örelim. Bunu 4 dişe tamamladığımızda birincisi bu. 3 diş daha öreceğiz. 4. Ardından yine aynı şekilde şu ajur çalışmasının aynısını uygulayalım. Sonra tekrar haroşa örgülerle örgümüzü örelim bizim omuz çalışmamız sona eriyor. Ondan sonra kol kesimimiz olacak ve beden örmeye devam edeceğiz. Şimdi oraya kadar örgülerimizi örelim. Evet, ilk ajur çalışmamdan sonra 1 2 3 4 diş haroşa örgü ördüm ve yine birebir aynısı olan ajur çalışmamı uyguladım. Sonrasında 1 2 3 4 5 diş haroşa Örgü ördüm ve şöyle bir örgü elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar kol çalışması yapacağız, kol evi çalışması yapacağız. Bu yaka kısmımızın olduğu yer buradan örerek kesme tekniğiyle şöyle 30 ilmek civarı kol evimiz için kesim yapıyoruz. İlk ilmeği boş aldım, ikinci ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim 1. Ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim 2. Ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim 3. Ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim 4. 5. Bu şekilde kesmelerimizi yapalım. Evet, toplamda 30 ilmeğimi örerek kesme tekniği kestim. 45 ilmeğim kaldı. Toplamda 75 ilmeğimiz vardı. 45 ilmeğimle birlikte haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum. Omuz kısmından başladık. 30 ilmek kestik. Ardından geri kalan 45 ilmeğimizi yine haroşa örgü olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu 45 ilmeğimizle 3 diş haroşa boyunca örgümüzü örelim. Kol evi boşluğumuz oluşsun. Ardından eksiltme yaptığımız 30 ilmeğimizi tekrar artırma çalışması yaparak artıracağız. Yine 75 ilmekle birlikte yeleğimizin arka kısmını örmeye devam edeceğiz. Şimdi var olan 45 ilmeğimizi örgümüzün ön tarafında 3 diş haroşa boyu oluncaya kadar örelim sonra artırmaya yine birlikte devam edelim kesimden sonra 45 ilmeğim kalmıştı şişimde 1 2 3 diş haroşa boyunca ördüm şimdi tekrar artış çalışması yapacağız burası bizim kol evimiz olduğu için kesme işlemini yaptık Şimdi tekrar artıracağız ki arka bedenimizi örebilelim. Ben örerek artırma şeklinde yapıyorum. İlk ilmeği örüyorum. İçinden çıkardığım ilmeği şişime takıyorum. Bir örüyorum. Şişime takıyorum. İki örüyorum. Şişime takıyorum. Üç örüyorum. Şişime takıyorum. Dört örüyorum. Şişime takıyorum. Beş. 30 ilmek kesmiştik. Şimdi 30 ilmek artırıyoruz arkadaşlar. Kesmiş olduğum 30 ilmeği şimdi artırdım. Ve arka bedenimi örmeye başladım. Yine haroşu örgülerle örüyoruz arkadaşlar. Şişimizde toplamda yine 75 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka bedenimizin diğer kol kısmına gelene kadar var olan ilmeklerimizi haroşa örgü olarak öreceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Çok kolay bir çalışma. İlmeklerimizi artırdık ve arka bedenimizi haroşa örgü olarak örmeye başladık. Evet artırmış oldum. 30 ilmeği 29 30 ördüm. Ve şimdi bedenimdeki diğer ilmekleri örüyorum. Evet toplamda 75 ilmeğimiz var ve bu 75 ilmeğimizde şimdi haroşa örgülerle birlikte arka bedenimizi öreceğiz. Sonra diğer kol kısmımız için yine önce bir kesme yapacağız, sonra artıracağız ve devam edeceğiz. Şimdi arka bedenimizi örelim. Ardından diğer kol kısmında örgümüzü örmeye birlikte devam edelim. Şu sıramı tamamlayıp açıp göstereceğim size. Daha iyi anlaşılabilmesi için. Evet 75 ilmeğimin tamamını haroşa örgü ördüm. Şimdi şöyle yaparsam daha iyi anlaşılır. Örgümüze şuradan başladık, artırdık, ördük. Yaka çalışması yaptık, ajur çalışması yaptık ve kol evimiz için 30 ilmek kestik. Ardından 1-2-3 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük ve kesmiş olduğumuz 30 ilmeği yine artırdık ve toplamda 75 ilmekten oluşan arka bedenimizi örmeye başlıyoruz şimdi haroşa örgülerle 75 ilmekten oluşan örgümüzü örelim sonra birlikte devam edelim Evet arkadaşlar kolumuz için ilmek attık ve haroşa örgülerle örgümüze devam ettik tıpkı ön bedendeki omuz genişliğimiz kadar 2 4 6 8 10 12 14 diş haroşa boyunca diğer arka bedenin omuzunda da ördük 2 4 6 8 10 12 14 şimdi ense kısmımıza ineceğiz ensemizin çok dik olup bebeğimizin ensesini rahatsız etmemesi için Burada 3 ilmek eksiltme yapacağız ve arka bedenimizi, ense kısmımızı öyle örmeye devam edeceğiz. Hemen geliyorum örerek kesme tekniğiyle ilk ilmeğimi boş alıyorum. Yandaki ilmeğimi haroşa örgü örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 1 Yanındaki ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2. Son olarak yandaki ilmeği örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum 3. Toplamda 3 ilmek eksiltme yaparak arka bedeni örmeye devam ediyorum. Bu şekilde ense kısmımız biraz aşağıya doğru düşmüş oluyor. Ve haroşa örgülerle örgümüze devam edeceğiz. Ense kısmımızı ördükten sonra bu eksikmiş olduğumuz 3 ilmeğimizi ilave edeceğiz ve diğer arka bedenin omuz kısmını 14 diş haroşa boyunca öreceğiz ve sonra kol kesimi ve ön bedenle yelek çalışmamızı tamamlamış olacağız Evet 3 ilmek eksilttik şimdi ense kısmımızı Haroşa örgülerle örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ense ensemizde 3 ilmek kestikten sonra haroşa örgülerle örgümüze devam etmiştik. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 diş haroşa boyunca bu şekilde örgümü ördüm. Ardından 3 ilmek örerek artırma tekniğiyle artırdım. Ve yine omuz kısmımı örmeye başladım. Tıpkı birinci omuzumuzdaki gibi 2 4 6 8 10 12 14 diş haroşa boyunca omuzumu ördüm. Ardından eksiltme çalışması yaptım kolum için. Aynı diğer tarafta yaptığımız işlemi yaptım. 30 ilmek eksilttim. Şu arada Kol arasında 3 diş haroşa örmüştük. 3 diş haroşa örgümü ördüm. Tekrar kol çalışmamı bitirebilmek için 30 ilmek örerek artırma tekniğiyle artırma yaptım ve ön bedenin tıpkı şuradaki ön bedenin aynısını örmeye başladım. Burada da 14 diş haroşa boyunca örüyorduk. Şimdi 2 4 6 8 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüş olduk aslında örgümüz şöyle başladık böyle devam ediyordu şöyle yaparsam daha anlaşılır olur ense kısmımı ördüm 3 ilmek artırdım arka omuzu ördüm 14 diş ardından 30 ilmek eksilttim sonra 3 diş haroşa boyunca ördüm tekrar 30 ilmek artırdım. ve buradaki de kol çalışmamı tıpkı diğer taraftaki gibi Oluşturmuş oldum ve tekrar ikinci ön bedeni gördüğünüz gibi örmeye başladım ve 2, 4, 6, 8 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi etek ucumuzdayız arkadaşlar. Burada eksiltme çalışması yapacağız. Eksiltme çalışması e, şu kundak modelimizin başlangıcında. Bir ilik çalışması yapmıştık şimdi uç kısmında yine diğer tarafta bir bağcık çalışması yapacağız ve bağcığımız gelecek şuradan bu kısım girecek ve burada <laughs> düğme ile birlikte sabitleyeceğiz. Onun çalışmasını yapmak için büyük bir ilik gibi düşünün arkadaşlar şu parçamızın girebileceği kadar ilmeğimizde eksiltme yapacağız ve buradan bir yuva oluşturacağız. Şimdi onu yapacağız. ikinci omuzumuzda 8 diş haroşa örgümüzü ördük. Ve geliyoruz etek ucumuzdan haroşa örgülerle birlikte 26 ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 ilmek ördük. Şimdi bu yuvamızı yapabilmemiz için kesme çalışması yapacağız. Sıradaki ilmeği örüyorum. Onun yanındaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerine geçiriyorum. 1. Sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerine geçiriyorum. 2. Örüyorum. Kesiyorum. 3. Örüyorum. Kesiyorum. 4. Örüyorum. Kesiyorum. 5. Örüyorum. Kesiyorum. 6. Örüyorum. Kesiyorum. 7. Örüyorum. Kesiyorum. 8. Örüyorum kesiyorum 9 bir kontrol edelim 9 ilmek buradan geçmeye yetiyor mu Evet gayet güzel yetiyor daha uzatmaya gerek yok 9 ilmek eksilttik şimdi sıra sonuna kadar haroşa örgülerle devam ediyoruz büyükçe bir ilik çalışması yapmış olduk aslında yeleğimizin bağcık kısmını bu yuvamızdan geçireceğiz o yüzden oraya bir yuva açmış olduk. Sıra sonuna kadar haroşa örgülerle örgümüzü örüyoruz. Omuz kısmımıza doğru devam ediyoruz. Evet sıramı tamamladım omuz kısmıma kadar geldim. Şimdi geriye dönüyorum. Yine haroşa örgülerle birlikte bu yuva açtığım yere kadar haroşa örgülerle örgümü örüyorum. Oraya kadar örgümüzü örelim. Evet haroşa örgülerle kesim yaptığım yere kadar geldim burada 9 ilmek eksiltme yapmıştık. Şimdi arkadaşlar 9 ilmeğimizi tekrar arttıracağız. Buradaki yuvamızı oluşturacağız. Ben örerek arttırıyorum. Dönüyorum geriye. Son ördüğüm ilmeğin içerisine batıp örüyorum ve çıkardığım ipi şişime takıyorum. Yani kol kısımdaki yaptığımız artışların birebir aynısını uyguluyoruz aslında. 1 örüyorum ördüğümü şişe takıyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve son olarak 9. ilmeğimi de artırıp şişime takıyorum 9 ilmek artırmış oldum. Şimdi haroşa örgümü örmeye devam ediyorum. Evet 9 ilmek artışımızı yaptık ve sıra sonuna kadar haroşa örgülerle ilerlemiş oluyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Tekrar geriye gelelim. Şurayı tekrar göstereceğim size. Evet geriye döndüm. Şimdi artırma yaptığım ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. 9 ilmek kestik. 9 ilmek artırdık. Ve şimdi haroşa örgülerle birlikte yuva çalışmamızı, o büyük ilik çalışmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet bunu elde ettik. Ve devam ediyoruz. Omuz kısmımızı 14 diş haroşa örgü olana kadar tamamlayacağız. Ön bedenimizin omuz çalışmasını bitireceğiz. Ardından kesme çalışmaları ile birlikte ön bedeni örmeye devam edeceğiz. Arttırarak başlamıştık, eksilterek yeme yeleğimizi tamamlayacağız ve bitireceğiz. Çok güzel ve çok kolay bir model çalışmış olacağız sizlerle birlikte. Şu sıramı tamamlayıp kaç diş haroşa olduğuna bakalım. 8 diş ördükten sonra yuva çalışmasını yaptık. 14 dişi tamamlayacağız bu omuz kısmımızı ve ardından keserek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 2 4 6 8 10. Şimdi <laughs> 14 dişe tamamlayalım. Şunu da bir daha şöyle kontrol edelim. Şöyle girecek arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu buraya bu şekilde geçirebilmek için bu çalışmayı yaptık. Evet şurayı 14 dişe tamamlayalım. Ondan sonra ön bedenin şu yaka kesimini yapacağız. Ardından e, eksilterek yeleğimizi tamamlayacağız evet arkadaşlar ön bedenimizin ikinci omuzunu da 14 diş haroşa boyunca ördüm sayalım 2 4 6 8 10 12 14 şimdi tıpkı ilk bölümde yaptığımız gibi ne yapmıştık artırmıştık 12 ilmek ilave etmiştik 75 ilmeği tamamlamıştık şimdi var olan 75 ilmeğimizden de 12 ilmek keseceğiz ve 63 ilmekli örgümüze devam edeceğiz aynı çalışmanın tersini yapıyoruz artırmıştık şimdi eksilterek devam ediyoruz 75 ilmeğim var şimdi omuz hizamdan başlıyorum ilk ilmeği boşaldım ikinci ilmeği ördüm arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim bir sıradaki ilmeği ördüm arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 ve son olarak 12. ilmeğimi kestim. Aynı şuranın çalışmasını yaptık. 12 ilmek kestik ve haroşa örgülerle 63 ilmeğimiz kaldı. 63 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıra sonuna kadar etek ucumu gelene kadar 63 ilmeğimi haroşa örgü olarak ört. Şimdi ne yapmıştık arkadaşlar? Artıra artıra 63 ilmeğe ulaşmıştık. Şimdi de 63 ilmekten sağdan ve soldan eksiltme yaparak kesmelere başlayacağız ve yeleğimiz öyle bitecek. Geliyoruz. Şu 63 ilmeğimizi yaka kısmımıza kadar önce haroşa örgü olarak tekrar örüyoruz. Etek ucundan değil yaka kısmından başlayacağız. Burası örgümüzün arka kısmı. Arka kısımdaki 63 ilmeği öreceğiz. Örgümüzün ön kısmında kesmelere başlayacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet arka sırada 63 ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım burası yaka kısmımız şimdi kesmelere başlıyoruz ilk ilmeği boş alıyorum yanındaki ilmeği haroşa örgü örüyorum ardından sıradaki iki ilmeği yani üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum Sonra örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar haroşa örgü olarak örgümü öreceğim. Son 4 ilmek kalınca bir kesme de orada yapacağım arkadaşlar. Evet sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ördüm. Sıra sonunda 4 ilmeğim var üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örüyorum ardından son iki ilmeği haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum hem yukarıda yaka kısmında hem altta ete kısmında birer tane eksiltme yaptık 63 ilmeğimiz vardı 2 ilmek eksilttik ve şu anda şişimizde 61 ilmeğimiz kaldı örgümüzün arka tarafında var olan bu 61 ilmeğin tamamını haroşa örgü örüyoruz. Sadece önlerde kesim yapacağız. Arkada var olan ilmekleri öreceğiz. Şimdi arkadaki ilmekleri haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön bedende tekrar kesime başlayalım. Evet arka bedende 61 ilmeğimin 60 61 tamamını haroşa örgü olarak ördüm. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Aynı şeyleri tekrar edeceğim. İlk ilmeği boş aldım, ikinci ilmeği ördüm, üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte ördüm ve bir ilmek eksilttim. Ardından haroşa örgülerde sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar ilerleyeceğim. Hep bu şekilde çalışacağız arkadaşlar. 2 2 artırmıştık. Şimdi 2 2 eksilterek yeleğimizin ön bedenini örüyoruz. Evet, son 4 ilmek kalana kadar haroşa örgüyle örgümü ördüm. Son 4 ilmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte ördüm. 2 ilmeğim kaldı. O ilmekleri de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. 61 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek daha kestik. 60 59 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka bedenlerde hep haroşa örgü olarak öreceğiz. Ön bedenlerde hep bu şekilde keseceğiz. Şöyle düşünün arkadaşlar. 61 ilmek 2 ilmek kestik sağdan soldan. 63 ilmekten 61 kaldı tekrar kestik 59 kaldı 57 55 53 51 bu şekilde eksilterek örgümüzü öreceğiz sonunda da bir bağcık çalışması yapacağız şimdi bir miktar bu şekilde kesmelerimizi yapalım kesme çalışmamızı bitirip bağcık çalışmamızla birlikte yeleğimizi örmeye devam edelim Evet arkadaşlar eksiltmeye başladım. Her ön yüzde sağdan ve soldan birer ilmek eksilterek 8 ilmek kalana kadar bu şekilde çalıştım. 8 ilmek kaldıktan sonra var olan 8 ilmeğimi toplamda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69 diş haroşa boyunca ördüm. Bu yeleğimizin bağ kısmı oluyor. Tam bir yumak ip kullanmış oluyorum arkadaşlar. Kalan ipim bu. Şimdi örerek kesme tekniği ile ilmeklerimizi kesip yeleğimizi tamamlıyoruz. Omuz dikişlerimiz ve düğme dikişimiz var. Böylece yeleğimizi bitirmiş oluyoruz. Evet 8 ilmeğimi de Örerek kesme tekniğiyle kestim. Son ilmeğimi bir kez daha ördüm ve ipimi uzunca bırakarak kestim. Artan ipimizle dikiş çalışmalarımızı yapacağız. Şöyle uzun bir bağcık çalışması yapmış olduk. Evet. Şimdi tığımızın yardımıyla Önce örgümüzün iç tarafından bu başlangıç ve bitiş iplerini temizleyelim. Aynı şekilde bağcık kısmımızdan da Sığının yardımıyla. Evet burada da temizledim. Şimdi şuradaki omuz dikişlerimizi yapacağız. Bir miktar ipi dikiş iğneme geçiriyorum. Ve omuzumuzdaki haroşa dişlerinden karşılıklı birleştirerek dikeceğim. Önce başlangıç ilmeklerimi karşılıklı birleştiriyorum ardından sırayla haroşa dişlerinin arasından batıyorum ve tertemiz bir dikiş elde etmiş oluyoruz muz bitene kadar bunu böyle yapalım. Evet, diğer uca kadar birleştirdim. Şimdi örgümün arka tarafında önce sabitliyorum. Ardından dikişimin içerisinden şöyle birkaç kez yürütüp fazla ipimi kesiyorum. Evet, ilk omuz kısmımız birleşti. Şimdi aynı işlemi diğer omuzumuzda yapalım. Evet, her iki omuzu da dikerek birleştirdim. Şu örgüye başladığımız ilikli olan kısmı şu açmış olduğumuz yuvanın içinden şöyle geçiriyoruz arkadaşlar ördüğümüz bağcık kısmını da şöyle arkadan alıyoruz ve buraya getiriyoruz. Son olarak şuraya bir düğme dikerek yeleğimizi tamamlıyoruz. Ben şöyle yeleğimin rengine uygun güzel bir düğme beğendim. Bu düğmeyi dikerek ve fazla ipimi kesip yeleğimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi düğmemizi iliğimize geçirelim ve yeleğimizin son halini görelim. Görmüş olduğunuz gibi yine çok güzel bir kalıp çalışmasıyla güzel bir yelek hazırlamış olduk. Tam bağcığımızın uzunluğu yeleğimizin eni kadar. Her şeyle çok düzgün bir yelek çalışmış olduk. Arkadaşlar isterseniz şuraya bir figür, bir çiçek çalışması yapabilirsiniz. Bu modeli hem kız hem erkek bebekler için örebilirsiniz. Ee, erkek bebeklere ayıcık figürü vesaire kullanabilirsiniz ya da bu şekilde sade kullanabilirsiniz. Ben benekli bir iple bu modeli çalıştım. Siz düz renklerle de çalışabilirsiniz tam bir yumak ip kullandık arkadaşlar bunu da unutmayalım ipim yetmeyecek diye açıkçası çok korkmuştum kalan ipim bu bir yumakta Evet bir anlatımı daha böylece tamamlamış oldum. Şayet bu anlatımı da beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, güzel yorumlarınızı her zamanki gibi yapmayı ve kanalıma abone olmayan, beni ilk kez izleyen arkadaşlar varsa lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.